Hala elektrik sobam orada kaldı Simav'da. Elektrik Ceyran'ın sobam odada kaldı. Anlıyor musun? Zeytin aldıydım, karacabeyler kaldı. Soğanlar kaldı, her şeylerim odada kaldı. Gece bak. Aysel sana diyor ki Yaşar kalk. Simav'a gidiyoruz, Simav'a gidiyoruz. Bir arabaya dedi. Aldım eşyalarımı, geldim evime. Yine huysuzluk başladı. Tavşanlı'ya döndün tekrar. Tavşanlı'ya evime geldim. Kendi evime geldim. Velhasılı oradan bana dedi ki ne? Kalk dedi, gidelim. Kardeşim yanına gidelim dedi, Garacabey'e. Tekrar. Tekrar. Ben dedi, bu çocuğu dedi orada saklayacağım dedi, babasına vermeyeceğim dedi. Bekaretin babasında çocuk. Şimdi çocukla ilgili de şunu merak ediyorum. 12 yaşında bir... Oğlan. Oğlu var. 5'ten çıkmış çocuk. Okutamamışlar bunlar bu çocuğu. Çocuk babada. Çocuk babaya. Siz çocuğu nereden aldınız? Çocuğu nereden aldınız? Çocuğu kendi getti kadın. Senin evlendiğin ben günden beri. Ben getirdim çocuğu. Hayır. Kendi aldı geldi çocuğu. Çocuğu kendi aldı. Çocuğunla beraber geldi kadın bana. Kabul ediyorsun bununla dedi bana. Olsun dedim. Bir tane çocuk, ben oğlum yok dedim. Olsun dedim. Gel sen gelin ben ne olurum ben de dedim. Peki. Vallahi çocuk böyle hep dedim sizinle abla. Beraber. Çocuk hep sizle yaşıyor. Siz Simav'a gidiyorsunuz, çocuk da geliyor. Ulan ben şöyle dedim abla bak Allah için ya. Bak Muhammed Eşkıra. Hani dedim oğlum yok dedim bir tane gelin alayım dedim. Ona dedim kendime baktırayım dedim. Anlıyor musun? Anladım. Askere göndereyim dedim çocuğu. Hayalin ama öyle. Ama bekaresine alamadılar herifler. O herifler alamadılar. Kadın. Siz tekrar döndünüz Tavşanlı'ya. Tavşan'da yaşadınız. Geldik. Kadın gene diyorsun ki kalk huysuzlanmaya dedi, başladı. Kalk dedi Ankara'ya gidelim senden dedi. Evet. Biraz para çekelim dedi. İlazım olur dedi bana. Aldık geldik. Çocuğa dedi avukat tutacağım dedi. 5 milyarı ayırdı. 40 milyarın içinden. Öteki 35 mi kalıyor? 35'i aldı gene koynuna soktu bu. Bak dedi bu 5 milyarı ben dedi. Çekyatın altına koyuyorum bak dedi bana. Çekyatın altına koyduydu. Vallahi billahi onu da almış hava giderken. Bana yalan söylemiş hava giderken karı. Billahi yalan söylemiş. Ama 35 koynunda. Onu da almış hava. Onu da soktu cebe. Velhasıla. Bu kredi 40 bin TL'yi çocuğun velayetini alabilmek, dava açabilmek için mi çektirdi sana? Dava açmak için mi bu parayı çektirdi? Şeyde açtım ben davayı Bozük'te. Hayır hayır onu demiyorum. Bu parayı senden istedi, çocuk için istedi bu parayı. Tamam. Burada dava açtık, karı mahkemeye sokulmadı. Gelmedi Bozük'te. Kaç sene gelmedi. Dur daha Bozük'e gelme. Simav'dan. Karacabey'den Tavşanlı'ya, Tavşanlı'dan Simav'a, Simav'dan tekrar Tavşanlı'ya. Şimdi Tavşanlı'dan nereye gidiyorsunuz? Yeşil Cami, Yeşil Çümen diye ev tuttuk oradan. Nereden? Bozük'ten. Bozük'e gittiniz şimdi. Bozük'e geldik tekrar. Bir ev de oradan tuttuk. Karacabey'den. Karacabey'de de ev tutuyorsun. Burada da ev tutturdu karı bana. Kaç gün yaşadın burada da ev tutturdu. Burada da akrabaları var şeyde, Bozük'te. Onun yanından çıkmadı gali. Orada kaldı gali. Dur şimdi ama sen şimdi Karacabey'den de ev tuttun. Karacabey'deki evde kaç gün yaşadınız? Orada. Karacabey'de. Orada bir iki ay durduk. İki ay. İki ay durduk. Kurbandan sonra oraya geldik şeye. Peki siz bu her evi açtığınızda başka şehirde ev... Şimdi siz böyle gelince ben... siz her evi nereye? Açtığınızda mobilyalar gidiyor. Eşyalar gidiyor. Bir ev kuruluyor değil mi? Ama gitti bu kadın. Benim arabamın parasıyla... 1 milyar 700 milyona eşya almış. Hani böyle oturma grubu, koltuk böyle bir şeyler almış geldi. Kadifeden böyle mavi olarak şeyler. Ben dedi adam... Sordu mu sana mobilyaların rengi ne renk olsun diye? Gördüm, gitti, gördüm. Hayır, sana sordu mu? Vallahi gitti. Yaşar'cığım hangi renk mobilya... Ama bana sormuyor ya kızım. Kendi bildiği... Yani zorlandınız hepimiz gördük. Ama size Aysel nasıl böyle mum ettiyse Yaşar diyor kalk Bozüyük'e, Bozüyük'te ev tutma. Kalk Karacabey'e, Karacabey'de. Vallahi böyle etti abla ya. İstediği yere götürüyor beni. Nasıl götürüyor ama? Nasıl ben burada durmayacağım kalk gidelim diyor. Ev tutalım kalk diyor. Anlıyor mu? İlk eşinizin de her dediğini yapar mıydınız çocuklarınızın annesine? Kardeşlerine. Yaşar Bey. Bak vallahi yalan söylesem durmayayım. İlk eşinin diyor her dediğini yapar mısın diyor. İlk eşinin vefat eden eşinize de böyle davranır mıydınız? Abla Kur'an çağırsın yapma desem yüzüme lan tutun. Bak Allah belamı çıktı. Şimdi şöyle bir şey. Markete gidiyor kadın. Markete gidiyor. Aysel mi? Aysel.
Bak Allah da belamı versin yalancıyorsun. Allah buradan çıkarmasın beni. 1 milyar para yiyor karı markette. Kadın. Ben böyle karıya rastlamadım ya bu ya. Vallahi rastlamadım. Marketten ne alıyor 1 liraya? Şey bin liraya neler alıyor? He? 1 liraya ne alıyor? Adam diyor, ben diyor şunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. İşte hani el arabalar var, şeyden ya, arabalar şeyden. Hani o marketten. Vallahi billahi taşıyor ama doluyor böyle. Göbek atıyor arabanın üstü böyle. Billahi böyle ama ya. Ya hanımefendi şimdi arabanın üstü göbek atıyor da hanımefendi de göbek atıyormuş. He? Hanımefendi de hep göbek atıyormuş. Yalnız bak şunu bak unutmayın ama kötü bir şey de almaz bayan. Aldığı bir şeyi temiz bir şey alır. Onu da inkar gelmem. Hani... Hep iyisini alır. He iyisini alır. Şimdi bana da sürekli kocamdan 1 lira isteyip verirsem. Hani bak ne derler. Ben de gider ucuzunu bak, almam yani. Bak bak bak. Bak. Yiğidi öldür hakkını yeme derler tamam mı? Vallahi onu alır. Peki iyisini, çok iyisini seçer de. Bak öldürmüyorum bak. Şimdi, iyisi... Yaşar amca bir sorsana buradaki hanımlara. Ha? Siz de her şeyin iyisini hak etmiyor musunuz? İyisini hani, almak istemez hakkını misiniz? Yemez. Ama bir saniye. Anladın mı? Ama sizde Yaşar yok. O yüzden alamazsınız. Öyle ekmek elden su gölden yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsın. Çoluğun çocuğun rızkını hayatına düşüneceksin. Bu hanımefendi sürekli oynuyormuş sana böyle böyle yapa yapa. Ha. Ama gülmeyin vallahi bak hanımefendi gerçekten böyle. Böyle böyle yapa yapa Yaşar onu al. Yaşar bunu al. Yaşar... Şuraya kalk gidelim dediğinde sen hepsini yapıyor musun? Abla dıştan geliyor karı. Evet. İçeri veriyor şu karşıma. Başlıyor ama karı. Satan adamlar var ya. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Akşam. Ben bu akşam eve giriyorum. Adamlar sen çalgıcı. Adamlar sen çalgıcı Ali, kardeşim. Allah senden. Böyle bir... Hayatım. Şimdi biz oynasak dönüp bize kocalarımız der ki ne yapıyorsun sen böyle saçma sapan hareketler ne yapıyorsun kendine gel. İyi misin başına bir şey mi düştü der. Ya ama işte çok düzen o kadar belli ki şehir şehir dolaştırma, gezdirme, paraları alma karşında da çak çak yapıp. Nerede şimdi nerede Aysel? Aysel Hanım nerede? Aysel şeyde koca. Bir görebilir miyiz? Eski kocasına gitmiş Laza. Gelsin Meteor'e. Sizi oynaya veriyorum size. Sizi oynuyor. Kanka Yaşar'a gel. Gece karıyor, ölme. Ölmem basıcıyım da. Siz hanımefendinin resmi nikahlı olarak kaçıncı eşisiniz? Anlamadım ama. Hala siz Başar amca oynamayı gördü hala oradan kopamadı yani. Ama bu karının kafada var bir şey anlayamadım ben bunu çözemedim. Hayır. Kaç kişiyle evlenmiş? Vallahi 10 tane kişiyle evlenmiş bu yana bak. 10 kişiyle. Vallahi dini evlen... nikahlı mı? Ha? Dini nikahlı mı? Nikah yok. Öyle... Ama seni tanıştıran mesela böyle... Sevim, Sevim. Çık, çık, çık. Beni Sevim öğretti. Sevim tanıştırdı. Sevim tanıştırdı beni. Niye... Yok. Abla bana çocuklarım dedem mi bak. Allah şahit olsun böyle dedi bak kardeşim. Baba dediler bu karının yüzünde hayır yok dediler. Gel baba dediler etme nikahı yapma dediler. Ben de dedim ki de kardeşim. Bak Allah aşkına diyorum bak size. Ben ölür kalırsam dedim nikahımdan dedim sebeplensin emekli maaşımdan bu adam dedim. E sen zaten dini siz nikahsız yaşarken her şeyden sebeplenmiş. Ha, belasını bu işte ben böyle yaptım bunu. Yoksa ben bunu nikah yapmazdım bu adama. Ama yapılmayacak adammış.
Bu arada Aysel'in kız kardeşi Gülfer Benli. Tanıyor musunuz Aysel Hanım'ın kardeşi Gülfer'i? Ha? Gülfer'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Karacabey'de onun evine de gittin mi? Gittim. Kirada duruyor adamlar. Kendi evleri yok diyor. Kirada... Kendi evleri yok. Ha. Aysel nasıl yaşıyor? Ha? Aysel nasıl yaşıyor? Abla o da aynı be. Aynı bununla. Aynı ama... hepsinin ayarı aynı. Ama şehir şehir... Altınlar, takılar, 40 bin kredi. Heh. Ferit bir motor aldırmış, ona da kefil olmuşsun zaten. Araban varmış, arabalarını da sattırmışlar sana. Sattırdılar, bu kefilliği kaldırdılar. Üç tane de, dört tane de ev değiştirmişsiniz. Bu kefilliği durduram abi. Atam bunu başımıza. Maaşından kaç para kaldı Yaşar amca sana? 300 lira para kaldı, 2 milyar 350 milyon benim ayrım. Anladın mı? Bunlar yaptı bana bu numarayı. 2 bin lira. Karina yaptı. Aha buna ikisi yaptı bak. Tamam. 2000 lirası kredilere 300 TL cebine mi kalıyor? Ha? 300 TL cebine para mı kaldı şimdi? 300 lira para kalıyor bana bak. 2000 lira kredilere. 1 milyar 450 milyon Ankara'da kesiyorlar paramı. Anladın mı? Peki şimdi... Bir de bu çıkardı benim başıma bir dert. Gülfer telefon attığındaymış. Aysel'in kız kardeşi. Alo. Ablam. Alo, kolay gelsin. Hoş geldiniz yayına. Hoş merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Kız kardeşim. Merhaba, ben Ayşe'nin kız kardeşiyim. Evet. Bu Yaşar amca çok güzel anlatıyordu. Orada neden yalan yanlış anlatıyor onu da anlamadım. Yaşar amcaya buradan ev tuttuk. Evet. Ondan sonra burada beni kardeşimle Ferit Çapar'la beni burada kavga ettirdi. Evet. Gece yarısı buradan ablamın eşyalarını topladı. Taksiyle Bözde'ye gitti. Öteki kız kardeşimin yanına. Hı hı. Orada bir ev tuttular. Bu Yaşar amca tuttu. Orada arabam satılacak. Arabamı satacağım deyip. Arabayı sattı. Millet orada dolandırdı bu Yaşar amca. Aldı kendini kaçtı gitti. Kütahya Tavşanlı'ya. Kızlarının yanına. Hani diyor ya kredi çekti. Bunun krediyi damatları çekti. Benim ablamın okuması yok, yazması yok. Bu ablam nasıl çekebilir bu krediyi? Bunu damadı getirdi öyle Ankara'ya aldı da gitti. 2 gün 3 gün Ankara'da kaldı bu Yaşar amca. Niye yalan atıyor? Kaç şehir değiştirdiler Aysel Hanım'la evlendikten sonra siz? Aysel Hanım'la ilkin benim buraya Karacabey'e yerleştirdiler. Tamam. Ondan sonra Gözlük'e yerleştirdiler. Gözlük'te zaten ayrıldı bunlar. Anlaşmalı boşanma davası açtılar. Peki Simav'da da yaşamışlar. Niye bu kadar Simav'da ev değiştiriyorlar? Bunu Yaşar orasını ben bilmiyorum. Yaşar amcayla ikisi o gece kaçmışlar gitmişler evden. O da neden? Ayşe'nin bir tane oğlu var 9 yaşında. O 9 yaşındaki oğlan babasının velayetinde yani. Babasının velayet üzerinde. Babasının. Evet evet. Yani bu Aysel çocuğunu ona vermemek için o gün de polisler geliyor. Yaşar amca bunu alıyor çocuğunu verdirmemek için Simam'a gidiyorlar. Aysel babadan kaçırıyor. Aynen. Hı hı. 3 gün kalıyorlar tekrardan gerisi geriye geliyorlar. Gerçekten sonra zaten gidiyorlar karakola ifade veriyorlar. Hı hı. Şu an zaten Aysel'le bunlar anlaşmalı boşanma davasındalar. Şu an zaten... Ayşe'nin çocuğu babasının mahkemeye yanına gelmedi. Aysel de mecburi kaldı çocuğunun yanına gitmeye. Çocuk çünkü bakıma muhtaç. Çocuk bakıma muhtaç. Şu anda Gözdeki ablanız canım. Çocuğunun babasına mı döndü? Aynen onun yanında şu an zaten. Yine karı koca hayatı mı yaşıyorlar? Karı koca hayatı yok. Sadece çocuğu için orada duruyor. Adam zaten 70-80 yaşında. Kocası mı? Tabii ki canım. Hani diyor ya ondan benim ablam 10 sene koca gezmedi ki. Hı hı. Peki ablanız yani, yalan kaç... Yalan atıyordu onu. Dur. Ablanız kaç dini nikah yaptı? Ablam bir bu adamla nikahlıydı. Bir de bu şimdiki öğretmenle nikah kıyıldı. Başka nikahı yok ki ablamın. İki nikahı mı var? Tabii canım. Ötekinden ayrıldı buna nikah kıydı. Peki aradı bak onun haricinde nikahsız birliktelik yaşadın mı hiç mağdur edildi hayır, mi? Hayır hiçbir şey de yaşamadı. Ablam zaten benim yanımda kalıyordu. Kaç çocuğu var? Ablamın şu an tam bir 3 tane oğlu var. 3 oğlu var. En küçüğü evet. De bu 9 yaşındaki. Evet. Senin ablanı mağdur eden kim? Benim ablamı mağdur eden hiç kimse olmadı. Bu Yaşar amca ablama iyi bir gün göstermedi. Yaşar amcanın kızları ablamı evinde dövüyordu. Şiddet görüyordu. Şiddet görüyordu ablam tabii ki onlarda. Onun bir tane Aysel diye bir kızı var. O evet. Ablama şiddet gösteriyordu. Ablan gidip şikayetçi oldu mu? Ablam niye olamadı?
Gülfer peki... Hanım, Sevim Hanım kim? He? Sevim Hanım kim? Aracılık yapan. Ben Sevim Hanım'ı bilmiyorum. Sevim Hanım'ı Sinan ben tanımam da bilmem de. Peki, ya kardeşiniz bilmiyorum. Nasıl hemen geliyor. Beyefendi geliyor. Sevim Hanım'ın sözü çok itibar edilen bir kişi. Bir günde geliyor, bir gecede. Bir günde sizin erkek kardeşiniz Ferit ablanızı veriyor. Hayır öyle bir durum yok. Bu Sevim denen kadın Eskişehir'de bir adamı tanıyormuş.